Kıymetli idarecilerim, hocalarım ve değerli velilerimiz, gençlik ile bilinçli ebeveyn seminerlerimizin beşincisine hoş geldiniz. Bu programımızda psikoterapist doktor Cengiz Doğan Bey konuğumuz olacak. Bizlerle kitap okuma alışkanlığı kazandırmada ailenin rolü ile ilgili kıymetli bilgilerini paylaşacak. Programımızın sonunda soru cevap bölümümüz olacak. Sorularınızı chat bölümünden paylaşabilirsiniz. Sözü Cengiz Bey'e vermeden önce size kısaca kendisini tanıtmak isterim. Doktor Cengiz Doğan, hastane ve klinikleri, sağlık sektöründe faaliyet gösteren firmaları kapsayan 24 yıllık hekimlik ve yöneticilik tecrübesine sahiptir. 2014 yılından bu yana kurumsal yönetim danışmanlığı yürütmekte, 2015 yılından bu yana ise bireysel danışman ve psikoterapist olarak çalışmaktadır. Çalışma yönelimi psikanaliz ve psikanalitik psikoterapilerdir. Doktor Cengiz Doğan, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1997 dönemi mezunudur. 2014-2016 yılları arasında psikanaliz ve psikanalitik psikoterapi eğitimleri almıştır. Halen klinik psikoloji bölümü yüksek lisans programına devam etmektedir. Bireysel alanda psikoloji, psikiyatri ve psikanalizin ilgi alanına giren psikotik, nevrotik bozukluklar, somatizasyon bozuklukları, toplumda yaygın görülen obezite, anoreksiya nervoza, bulimiya nervoza ve aşırı yeme gibi yeme bozuklukları, cinsel fonksiyon bozuklukları olan bireylere psikoterapi desteği vermektedir. Doktor Cengiz Doğan ayrıca çift ve aile danışmanlığı, grup terapisi eğitimleri sunmaktadır. Kurumsal planda ise eğitim, iş, sanat ve spor hayatında performansın iyileştirilmesi, kurum içi iletişimin geliştirilmesi, çatışma yönetimi, kurumsal değişim yönetimi, iş ve özel hayat dengesi konularında danışmanlık vermektedir. Cengiz Hocam tekrardan hoş geldiniz. Buyurun söz sizde. Çok teşekkür ederim. Benim için de güzel bir buluşma oldu bu. Ara ara eğitim kurumlarıyla da onların gerek öğrenciler boyutunda, gerek öğretmenler boyutunda, gerekse veliler boyutunda onların süreçlerinde bulunmaya gayret ediyorum. Bu bana da iyi geliyor açıkçası. Bana bu davette bulunmanızdan da son derece mutlu oldum. Bir nebze olsun, bir katkım olabilirse bu çok değerli alana, eğitim alanına, öğrencilerin, velilerin dünyasına bir katkım olursa bundan çok mutlu olacağım. Benim de önem verdiğim bir alan, eğitimci olmasam da. Konu da benim açımdan da çok güzel. Gerek kişisel hikayemde, gerekse şu an yapmakta olduğum işte ve mesleğimde okumanın ve kitapların yeri çok güçlü ve önemli bir yeri var. Büyük bir yeri var. O açıdan ben de böyle bir kez daha buna bakma fırsatı bulacağım. Bu konuşmada çok nasıl diyeyim? Yani çok böyle bilimsel, akademik, yoğun bir konuşma yapmaktansa kendi alanımdan biraz bakmaya çalışacağım. Çünkü işin eğitimci boyutları var. Çocuk gelişim boyutları var. Ama ben biraz daha özellikle nesne ilişkiler açısından hani kitap nerede duruyor, okuma alışkanlığı nerede duruyor? Bu biraz benim yaklaşımım açısından, biraz böyle psikanalitik yaklaşım açısından, biraz psikoterapi yaklaşım açısından katkı sunmaya çalışacağım. Soruları da herhalde programın bitişinde alacağız. Yine bu chat bölümünden de ben takip etmeye çalışacağım. Oradan da gördükçe, yakalayabildikçe cevap vermek isterim. Şimdi kitabın serüveni önemli tabii ki. Yani yazılı metinlerle ilişkimiz aslında, yani insanlık tarihinin yazılı metinlerle ilişkisi bir çocuğun ilişkisine de benziyor. Bir insanın küçük çağlarından itibaren ilişkisine de benziyor metinlerle ilişkimiz. Ama daha önce ilişkinin başı aslında dille ilişki olarak belki bunu söyleyebiliriz. Ve bizim perspektif bizden de insanın dille tanışması, düşünce evrenine dahil olması son derece kritik ve kitap aslında bu açıdan bakıldığında bir nesne olmasının ötesinde dil alanının içerisinde ve düşünce alanının içerisinde yer alması bakımından önemli. Aslında bir bebeğin bir insan öznesi, yani bir özneye dönüşümünde dille tanışması en kritik aşamayı oluşturuyor. Düşünmeye ve farkına varmaya başladığında bir özneden söz edebiliyoruz. Ondan sonra da
çok yakından karşısındaki bakım veren, evin içerisindeki, yakın çevresindeki insanlarla birlikte de hemen onun benliği, egosu kurulmaya başlıyor. Kitabın durduğu yer aslında başlangıçta her zaman bir nesne gibi. Yani içeriğinden bağımsız, onun hayatında bir nesne gibi. Dolayısıyla kitabın bir çocuğun dünyasındaki ilk pozisyonu herhangi bir nesne. Ama önemli bir nesne. Çünkü gelecekte o başlangıçta sıradan rengiyle, dokusuyla, boyutlarıyla tanıştığı ama henüz anlamı ve ne olduğu, ne işe yaradığı konusunda fikri olmadığı nesneyle bir süre ilerledikten sonra geriye doğru tekrar bir anlam yaratacak. Bunu söylememin sebebi şu, bir yönden de hepimizin hayatında anlam sürekli geriye doğru hep yenilenir ve oluşur. Bu felsefi açıdan da bunu biliyoruz. Anlam geriye doğru sürekli yeniden ve yeniden tasarlanır. Bir çocuğun hayatında da kitapla ilişkisi de böyle olacak. Ebeveynin rolü ne diye hemen konuya gireyim. Şimdi ebeveyn elbette çocuğun kitapla tanışmasında onun ilk evreni, yani evin içinde, çocuğun büyüdüğü ortamda kitap var mı yok mu? Şimdi bu çok önemli. Çünkü bir nesne olarak tanışacak. Herhangi bir nesne gibi evin içerisinde o kitaplar yer alıyor mu? O belki de hepimiz için önemli bir soru. Bu konuya rahat rahat, içimiz rahat bir şekilde evet, bütün evlerde kitap kolayca karşılaşılabilen, evin içerisinde kendisine yer bulabilen, hatta evin içerisinde bir alan işgal edebilen bir nesne midir desek buna çok rahat cevap veremeyeceğiz yani. Bazı evlerde kitapların yeri kenarda, köşede kalmış görünüyor, sönük bir şekilde geziniyor. O zaman belki de ilk önemli şey bir çocuğun hayatında kitap çok erken safhada onun tanışması gerekiyor. Çünkü çocuklar biliyoruz ki çok erken aşamada, yani 3 yaş altında bile daha 1 yaşından itibaren kitaplarla temas etmeye başlıyorlar. Yani onları ellerine almaya, sayfalarını çevirmeye, onları işte zorlamaya, hatta dikkatle bakmaya çalışıyorlar. O yüzden bir evin içerisinde kitap geziniyor mu, gezinmiyor mu? Peki nasıl gezinecek bu? Öncelikle evin içerisindeki yetişkinlerin hayatında kitap var mı yok mu? Buraya gelmek istemezdim ama mecburen buraya geleceğiz şimdi. Bu herkesi çok ilgilendiriyor yakından. Evin içinde kitap geziyor mu, gezmiyor mu? Yani kitap bir evin içinde yaşıyor mu? Başkalarının hayatının içerisinde bir yer, bir yeri var mı? Bu en kritik mesele. Çünkü kitap çocuğun içerisine doğduğu hayatın doğal bir parçası mı değil mi? Bir kere bunu anlamamız gerekiyor. Bu varsa işler daha kolay. Çünkü o ailenin, o evrenin, o kültürün, aile kültürünün bir parçası olarak o nesne var ve çalışıyor, işe yarıyor. Yani başkalarının hayatının içerisinde de bir yeri var. Çünkü bebek, çocuk önce görüntüleri işliyor. Öyle değil mi? Çok imgesel varlıklar çocuklar. Çok görsel bakıyorlar her şeye ve onları deyim yerinde ise sürekli kaydediyorlar. Çevresindeki ve yakındakilerin hayatında, yani işte annesinin, babasının, abisinin, dedesinin vesaire elinde kitap geziniyor mu? Bir görüntü olarak ona bakın. O kitapla bir temas kuruyor mu? Onun eylemlerine bakıyor. Bu çok önemli. Bu niye önemli? Şimdi İngiliz Nesne Okulu'ndan önemli, yani çocuk psikiyatrisi açısından da, yani çocuk psikanalizi açısından da önemli yeri olan Dr. Winnicott, Donald Winnicott'ın çok güzel bir şeyi var, ifadesi var. Geçiş nesnelerinden bahseder. Ve bu geçiş nesnelerini hayatımızdaki pek çok alanda yetişkinler içinde geçiş nesneleri, bağlantı nesneleri, geçiş alanları, bağlantı alanları diye bunu kavramsallaştırabiliriz. Kitaplarla, aslında kitaplarla çocuk arasındaki ilk önemli alan, ilk önemli bağlantı linki onların yakınındaki bakım verenleri elbette, çevresindeki gördüğü yetişkinler. Dolayısıyla bu bağ kurulmadan çocukların kitaplarla sağlıklı bir bağ kurmaları biraz tesadüfe kalmış olur.
Elbette çocuklar ebeveynleri olmadan da kitaplarla çok özel ilişkiler kurabilirler, tanıştıkları. Ancak bu güven verici ya da en azından emin olabilir miyiz? Olamayacağımız bir durum. Ebeveynin pozisyonu çocukla kitap arasında bağlantıyı sağlayacak bir nesne. Yani sevilen, güvenilen bir annenin pozisyonunu düşünün. Bu son derece önemli olacak. O yüzden evin içinde kitap var mı? Evin içinde yetişkinlerin elinde kitap geziyor mu? Onların hayatında çocuğun kaydettiği o imgesellik içerisinde, o görüntü içerisinde bunu görüyor mu? Bu birinci planda son derece önemli. İkincisi, çocuk kitapla nasıl tanıştırılıyor? Şunu da biliyoruz ki çocukları çok erken yaşta kitaplarla tanıştırmak önemli. Neden önemli peki? Çünkü hayat günümüzde kitaplar ve yazılı metinler olmadan tahayyül edilmesi çok zor. Yani hem çocuklar için zorunlu eğitim açısından hem onların geleceği ve kariyeri açısından kitaplarla erken ve sağlıklı tanışma son derece kritik. Bunu nereden biliyoruz? Siz eğitimciler olarak zaten ve ebeveynler olarak çocukların kitaplarla ilişkilerinin sadece okul ekseninde, sadece formal eğitim ekseninde olduğunu biliyoruz. Ben en azından kendi tecrübelerimden bunlarla karşılaşıyorum. Yani çocuk okul varsa, işte ders varsa kitapla birlikte ve o yoksa kitapla birlikte değil. Onu merak etmiyor. Onun çekim alanında kendisine bir yer bulmuyor. Bu boyuttan bakarsak kitapla tanışmada kitap ebeveynin dayattığı bir nesne midir? Bu soru gündeme geliyor. Ben bunu sıkça karşılaşıyorum. Yani kitap, yazılı metinler ebeveynin dayattığı bir nesne midir? Onun çocukla ilişkisinde ebeveyni işaretlediği, ebeveyni tanımladığı nesnelerden birisi midir? Mesela baskının bir aracı mıdır? Ya da bir şiddet sarmalının bir parçası mıdır? Çocuğun sözlü şiddete, aşağılanmaya ya da onun açısından yani onun benliği açısından herhangi bir negatif durumu yaşamasına, negatif bir duyguya kapılmasının içerisinde, bu sahnenin içerisinde yazılı metinler ve kitaplar durmakta mıdır? Şimdi bunu sıkça karşılaşıyoruz. Çocuk çünkü kitap dediğinde aklına başka şeyler geliyor. O yüzden ebeveynin pozisyonu evin içinde kitapla nasıl bir bağlantı kurmakta? Bu çok erken yaşlarda başlıyor, ileriki yaşlarda devam ediyor. Küçük yaşlarda tanıştırmada sizlerin de çok çok iyi bildiği yaşa uygun tanışmalar, tanıştırmalar. Görsel malzemeden, renkli malzemeden, az içerikten daha çok yazılı, daha az renkli malzemeye doğru, daha uzun kitaplara doğru, daha uzun metinlere doğru bir geçiş seyri var. O yüzden erken yaşlarda çocukların bir nesne olarak bir yazılı metinle tanışması gerekecek. Bu kapağıydı, içiydi, öyle değil mi? İşte boyama kitaplarıydı. Bunun da mümkün olduğu kadar önce form olarak, sonra yazıyla resmin birleştiği ve yavaş yavaş da daha fazla metnin yer aldığı kitaplara doğru gidilecek. Burada önemli bir şey söylemek istiyorum. Sadece kitaplarla ilgili değil, hayatın herhangi bir olayında ebeveynin şöyle bir rolü var. Ebeveyn bir ilişkiyi hikayeleştiren taraftır. Çünkü çocuklar az deneyim, az bilgi, aşırı yorum yaparak ilerleyecekler. Yaşımız ilerledikçe daha fazla bilgi, daha fazla deneyim, göreceli olarak da daha az yorum olacak. Yani çocuklar aşırı yorum yaparlar. Çok önemli bilim adamları gibidirler. Sürekli araştırma yapmaktadırlar. Sürekli teori üretmektedirler. Çocuklar dünyanın en büyük teorisyenleri gibidir. Birkaç şeyle, birkaç ses duymaktadırlar ve onu büyük bir şeye tamamlarlar. Çocukların fantezi dünyaları çok zengindir. Çizgi filmler gibi, yani gerçeküstü düşünceleri vardır. Zamanla ilişkileri bozuktur. Hayat, nesneler ve ilişkiler aşırıdır. Boyutları bizim bildiğimiz gerçekliğin çok uyumlu değildir. O yüzden çocukların kitapla tanıştırılmasında
ebeveynin hikayeleştirmesi son derece kıymetli. Ne yapacak ebeveyn? O bağlantı nesnesi, bağlantı linki olarak o kitapla tanışmayı bir tiyatro sahnesi gibi yaşaması gerekecek. Onu seslendirecek. Yani neyi seslendirecek? Kitapla tanıştırırkenki tavrı, kitabı takdim edişi, çoğu zaman o kitabı okuyuşu. Belki de kitapla ilişkideki en değerli şey ebeveynin ağzında ya da yakın ilişkideki kim varsa evin içerisinde kitap onun ağzında ve davranışında nerede duruyor? Kitap onun tarafından okunuyor mu? Neye geleceğiz? Ben hani sıkça görüyorum bunu. Muhtemelen pek çok ebeveyn yapıyor ama sıkça da ihmal edilen bir şey. Ebeveyn çocuğa okumalı. Okumalı yani. Çünkü her bebek, her çocuk ana dili içinde büyür. Anne dilinin içinde büyür. Yani anne dilini bakım verenin dili gibi düşünün. Yani işte mesela Türkiye'de birçok insanın ana dili Türkçe. Birçok insanın diyorum, hepsinin değil tabii ki. Türkçe olarak düşünmeyin. O dili tamamen kendi özgü, kendine özgü bir şekilde kullanan, kendi duygularını ve düşüncelerini, varoluşunu o dil içerisinde ifade eden bir annenin dili içinde doğar bir bebek ve onun içinde gelişir. Onu dışarıdaki bir dile doğru büyümesini ve gelişmesini bekleyeceğiz. Dolayısıyla bakım veren açısından bakım verenin, annenin ya da kimse bu bakım vereni, başka birisi olabilir, babası olabilir, büyük annesi olabilir, hatta bakıcısı olabilir, fark etmez. Onun ağzında, onun söyleminde kitabın yer alması gerekecek. Yani hem ondan bahsedilen olarak, hem onun metinleri okuyarak, hem onun elinde. Şu sahneyi çok iyi biliyoruz hepimiz. İşte ebeveyninin ya da evin içerisindeki işte belli bir bağ oluşturduğu figürün kucağında, yanında, dizinde, karşısında kitap okuyan, okunan bir ilişki düşünün. Bu güvenli bir bağ oluşturuyor. Bu son derece önemli. Yani kitabı hayatın içine sokmak ve onu da yakın figürler içerisinde hayatın içine sokmak son derece önemli. Yani okul öncesi çağda bu son derece kıymetli. Okul dönemine geldiğimizde çocuklar için kitaplar dış dünyaya yönelmenin önemli bir araçları olacak. Yani artık evin içinden dışarıya doğru yüzün dönmüş bir çocuğun en önemli farklılaşma alanı olacak. Dolayısıyla birçok çocuk için kitaplar son derece önemli oluyor. Artık onlar için başka bir nesneye dönüşüyorlar. Çünkü onlar üzerinden bazıları dünyaya açılacak. Bu noktada da son derece önemli. Yani ilk bölümde saydığım ebeveynin kitapla teması, bizzat kendisinin teması önemli. Ya da kitapla ebeveynin ilişkisi, onun dilinde, tavrında olumlu olması çocuğun lehine olacak. Bu olumluluk içerisinde başka ne sayabiliriz? Hem okul dönem hem öncesi açısından çocuğa kitap hediye edilmesi. Öyle değil mi? Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz yani. Çocuk nasıl tanışacak? Kitabın bir hediye olarak ona takdim edilmesi. O hediye ile ilişki kurmasını sağlanması, onun önemsenmesi, onun ödüllendirilmesinin bir parçası haline gelmesi ve sadece kitap üzerinden değil, onu, örnek veriyorum, onun sevdiği bir şeyle yan yana konulması. Bir anının, bir güzel anın parçası haline getirilmesi. Çünkü bizim zihnimiz, yaşımız kaç olursa olsun, çok her zaman rasyonel bir şekilde, yani irrasyonel işleyen bir tarafımız da var her an. O yüzden nesneleri yan yana koyar. Yani zamansallıkta, örnek veriyorum, sizin için acı veren bir anda bir şeyin kokusunu da takip eder. Bir şeyin rengini de, durumda, havanın kapalı mı açık mı olduğunu, o sırada yağmur yağıp yağmadığını, kiminle olduğunu da aynı zamanda eş zamanlı olarak bir şekilde kaydetmektedir. Dolayısıyla kitapla yan yana duran, eşlik eden anlara da son derece kıymetli. Peki başka neler söyleyebiliriz bununla ilgili? Özellikle okul döneminde mesela ailelerde, ben ailelerle de çalışıyorum. Bunu mesela merak edip
bir şekilde gündeme getiriyorum. Yani evin içinde kitap var mı, yaşıyor mu? Yani sadece eğitimin bir parçası mı, okulun bir parçası mı, yoksa gerçekten ailenin ilişkisi içerisinde, aile bireylerinin ilişkisi içerisinde bir yeri var mı? Bu yeri nasıl verilecek? Örnek veriyorum, bu yeri evin içerisinde kitap okunuyor mu? Birisi kitap okunduğunda dinleniyor mu? Kitap okuma saati var mı? Masal okuma saati var mı? Hikaye okuma saati var mı? Bir kitap hakkında konuşuluyor mu? Hangi kitap olduğu önemli değil. Yani. Şimdi bunun ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Yani o aile içerisinde kitap gündelik hayatın içerisinde var mı? Ve bir okuma saati düzenlenmiş mi? Düzenli olarak hadi bir şunun üzerinde bir konuşalım deniyor mu? Bir şeyler okunuyor mu? Şimdi ne sıklıkla yapılıyor bu? Çok sık değil galiba. Ama ben bunu hararetle öneriyorum. Yani ebeveyn bu çocuğun yaşına göre olabilir. Örnek veriyorum işte ilkokulun ileri dönemlerindeki okunacak kitap, üzerinde konuşulacak kitapla. Yani bu bir roman olabilir. Hikayeler en güzeli tabii ki bu çağlar için. Çünkü küçük yaşlarda daha kısa metinlerden yaş ilerledikçe daha uzun metinlere, işte tek tek hikayelerden çoklu hikayelere ve belki yavaş yavaş romanlara doğru gidilecek. Bundan evin içerisinde seslendirilmesi, konuşulması, hatta bir kişinin konuşmasının içerisinde yer verilmesi, bir annenin, bir abinin, bir babanın, geçen gün bir kitap okudum, o kadar ilgimi çekti ve beni o kadar etkiledi ki diye konuşması. İşte bir kitap hakkında konuştuk, onun kahramanı şöyleydi denilmesi. Bunlar son derece önemli. Başka ne var? Kitaplar sadece nesneler ve içindekiler değil, onu yazanlarla da hep bağlantısı vardır. Onu yazanların hikayeleriyle de önemlidir. Bazen bir kitabın hikayesi yazdığı kitaptan daha önemli olabilir. Örnek veriyorum, 17 yaşında, 16 yaşında, 15 yaşında bir kitap yazmış bir ergenin kitabından söz ediliyorsa bu çok önemli. Görece çok genç yaşta bir yazarın kitabından bahsetmek ya da önemli, yani kendi hikayesi çok özgün olan bir yazarın kitabıyla karşılaşmak bazen kitabın hikayesinden çok daha önemli hale gelebilir. Kitabın içeriğinden çok daha önemli hale gelebilir. Dolayısıyla kitaplarla yazarlar arasındaki ilişkilerin kurulması, kitapların yazıldığı yerle, zamanla kitabın kendisinin ilişkisinin kurulması. Örnek veriyorum, işte hemen Türkiye'de bizim edebiyatımızda bir hikayenin, hikayecinin yaşadığı dönem hakkında konuşulması, onun çocuğun diline, ergenin diline hikayeleştirilmesi son derece önemli olabilir. Yine aynı noktaya geliyoruz. Kitapla tanışmadaki en kritik şey bu ilişkinin hikayeleştirilmesi. Yani onu hayatın içinden anlamlı bir hikayeye dönüştürülmesi. Burada elbette bu hikayeyi anlatanın sözünün, konuşmasının, onun sözünde konuşmasında vurgularının, duygusu çok çok önemli hale geliyor. Yani emredici bir tavırla bir şeyleri söylemek var. Öyle değil mi? Daha samimi, daha sıcak konuşmak var. Şimdi sıkça gördüğümüz şey, birçok ebeveyn haklı olarak görevlerini yerine getirmeye, çocuklarını geleceğe hazırlamaya, onları işte o büyük rekabette bir okul bitirmelerine, işte iyi bir eğitim almalarına, gelecekte meslek sahibi olmalarına, bir kariyer yapmaları için büyük bir mücadele veriyorlar. Ama bu mücadele içerisinde çocukların aşırı zorlandıklarını düşünüyorum. Yani sürekli bilen, emreden ve geleceği onlar için tasarlayan bir ebeveyn profili çıkıyor. Bunu sıkça karşılaşıyoruz. Ya tamam, bu kötü bir şey mi? Ya kötü diyemeyiz ama ya bu gerekiyor tabii ki, bir şey yapmak gerekiyor. Sadece çocukların işte kendi başlarına bir yerlere doğru seyretmesini beklemek uygun da değil tabii ki. Fakat bunun dili nasıl olur?
Ve kitaplar bunun neresinde durur? Şimdi o zaman yeni bir kavram daha konuşacağız belki. Kitaplarla nasıl tanıştırıyorsa, yani kitaplarla tanıştırma biçimimiz aynı zamanda o çocuğun geleceğini ve kariyerini etkiliyor tabii ki. Çünkü eğer akademik bir kariyer düşünecekse ya da belli bir eğitim serisinin sürecinin sonunda bir yere doğru gidecekse hayatında sürekli kitaplarla karşılaşır. O zaman son derece kritik hale geliyor. Yani birçok insanın sırf kitaplarla arası bozuk olduğu için belki de eğitim hayatı etkileniyor. Ya da mesleğinde belli bir seviyeye geliyor ancak derinlik sahibi olamıyor. Yani derinlik sahibi olmak ne demek? Şimdi bir diplomayı alırsınız ama mesleğinizde derinleşemezsiniz. Yani onun felsefesini yapamazsınız. Onun derinliğine erişemezsiniz. Onun zenginliğine sahip olamazsınız. Çok yönlü olamazsınız. Bu bütün meslekler için geçerli. Yani merkezinde insan olan bütün meslekleri düşünün. Şimdi bu çok böyle matematiksel bir iş değil yani. Tamam bir matematiği var ama yani şimdi çok yönlü olmanın da aynı zamanda kitaplarla sağlandığını bileceğiz. Yani bir meslek mühendislik okuyabilirsin, çocuk mühendislik okuyabilir, başka bir ilgi alanı olabilir, edebiyatçı olabilir, sanatçı olabilir, eğitimci olabilir vesaire. Yani bu alanda bir eğitim alabilir. Ancak çok yönlü olmanın bir tarafı da gene kitaplara gelip dayanacak. O yüzden başlangıçtan itibaren kitapları doğru konumlandırmak, ebeveynin aracılığıyla çocuğun dünyasına makul, sıcak, onlara olumlu hisler uyandıracak nesneler olarak tanıştırmak son derece kritik. Bu tanışmanın çok erken safhada olduğunu düşünüyorum. Yani özellikle ilkokulun sonlarına kadar bu süreç zannediyorum tamamlanıyor. Yani ergenlik çağına kadar bir şeyi başardınız, başardınız. Başaramadınız artık tartışma büyür. Çünkü ergenlik öncesinin ebeveyn çocuk ilişkisiyle ergenlikten itibaren bu değişiyor biliyorsunuz yani. Hatta bu bazı çocuklar için daha erken oluyor. O yüzden zamanı iyi kullanmak gerekiyor. Ve o yaşa kadar kitaplarla sıcak samimi bir ilişki kuramamışsa bir çocuk sonra artık sadece gerek duyduğu için, ihtiyaç duyduğu için, sınavlarını geçmek için, işte bir diploma almak için kitaplarla ilişki kuracak. Sonra bu ilişki bozulacak. Şimdi başka neler söyleyebilirim? Bu özellikle okul dönemini konuşmuştuk. Kitapla şimdi meseleyi tersine çevirelim. Önce kitap ebeveynin tarafındaydı. Yani çocuk için yabancı bir nesneydi. Ebeveyn onu tanıştıracaktı. Sonra kitap çocuğun tarafına da geçti. Bu kez çocuk ve kitap ikilisi nasıl görünecek? Şimdi bu değer verilen, saygı duyulan bir ilişki olarak mı görünecek? Yani çocuk kitaplarla haşır neşir oluyor, ona yatırım yapıyor. Yani yatırım dediğim hem duygusal bir yatırım yapıyor, hem zaman yatırımı yapıyor, onunla ilgileniyor. Onun bu ilişkisi acaba değerli bir ilişki olarak takdim edilecek mi? Öyle görülecek mi? Yoksa olumsuz tonlamalar mı yapılacak? Şimdi bu da son derece önemli. Yani onu kitapla o çocuğun ilişkisini de olumlayan bir bakış açısı, değer veren bir bakış açısı onu kitapları hayatında tutmasına izin verecek. Şimdi buradaki kritik eşik ne? Şimdi kitapla erken tanışmalarda her zaman şanslıyız. Ama işte ergenliğe doğru yani çocuğun artık daha da dışarıya doğru çıktığı, rekabete giriştiği bir noktada benim hani sıkça karşılaştığım şey kitapların hükmü geçici bir süre askıya alınıyor. Çünkü başka bir zihin durumuna geçecek. Dışarıdaki ilişkiler, akranlar arasındaki rekabet artacak. Karşı cinsle ilişkiler de yeni bir boyut kazanacak. Şimdi burada kitabın yeri ne olacak? Başka bir boyuta geçecek. Şimdi birçok belki de sıkça karşılaştığımız durum kitaplar bazen ortadan kalkıveriyor. Önemsizleşiyor. Bunu nereden biliyoruz? İşte ders başarısına yansıyor mesela yani.
Çünkü dersten hemen soğuyor. Ders başarısı düşüyor. Yani ergenlik çağına gelip de ders başarısında bu sıkça karşılaşan bir şey. Sorun yaşayan pek çok çocuk var. Aynı şeyi bunun kitaplar için de söyleyebiliriz. Şimdi o zaman yeni bir kavram ne olabilir? Yetişkinlik çağında kitap ilişkisi. Yani ondan önceki çocukların kitap ilişkisiyle yetişkinlik çağına doğru geçerkenki kitabın yeri ve ilişkisi. Şimdi burada da acaba burada ebeveyn yeterli olabilecek? Muhtemelen ebeveynle çatışmalardan da etkilenecek bunlar. Bu durumda bu çocuğun ya da ergenlerin kendilerine örnek alabilecekleri, özdeşleşme kurabilecekleri yeni figürlerin olması gerekecek. Peki ebeveynin pozisyonu ne olabilir burada? Ebeveyn çocukla ilişkisini tekelleştirme ya da ben senin her şeyinim, sen de benim her şeyimsin ilişkisinden sen benim için çok önemlisin ama her şeyim değilsin. Ben de senin için çok önemliyim ama ben de senin için her şey değilim. Şimdi değil mi? Büyürken buna dönüşmesi gerekiyor bir ilişkinin. Yani ikisinin de iç dünyasında, ebeveynin ve çocuğun dünyasında sen benim her şeyimsinden sen benim için önemlisin ama her şey değilsin. Ve doğru gidilecek. Bu durumda kitapla ilişkinin devam ettirilmesi için ebeveyn ne yapabilir? Ebeveyn dışarıdaki dünya ile yani işte başka figürlerle çocuğun tanıştırılmasına, ergenin tanıştırılmasına, orada artık dış dünya ile daha uyumlu bir ilişki ağı kurmasına destek olabilir. Yani birlikte belki daha erken yaşlardan da başlanabilir bu ama birlikte mesela kitapçılar ziyaret edilebilir. Kitaplar işte hangi konuda ilgisi varsa diyelim ki yani kitap ama bir de ilgi alanı var. O ilgi alanıyla ilgili kitapların da gündemde olduğu işte imza gününe gidilebilir. Diyelim ki bilim alanında kitaplara ilgi duyuyorsa, bilime ilgi duyuyorsa, biyolojiye ilgi duyuyorsa işte bununla ilgili bir takım etkinliklere dahil olması desteklenebilir. Kendisi gidemeyebilir. Ama onu yönlendirebilir. Gitmek isteyeni destekleyebilir. Yani ebeveyn yeri geldiğinde artık onun dünyasından bil fiil aktör olmaktan destekleyici konumuna doğru geçecek. Bu da önemli bir şey. Eğer bu konuma geçemezse bu kez çocuğun kitapla ilişkisindeki uzlaştırıcı, kolaylaştırıcı, özendirici rolü olan ebeveyn çatışmacı bir ilişkiden bu kez kitaplarla ilişkilerde etkilenebilir. Çocuğun dünyasında. Ya da ergenin dünyasında. Bunu birçok ilişkide görüyoruz. Yani ebeveynim için önemli olan şey benim için önemli olmamalıdır. Yani bir tür olumsuzlama, bir tür negatifleme davranışıdır bu. O da bilir önemli olduğunu ama ebeveyninin dokunduğu, önemsediği bir şeyden derhal uzaklaşabilir. Onunla uğraşmak istemeyebilir. Onunla ilgili konuşmak istemeyebilir. Dolayısıyla şunun farkında olacağız. Başka çatışma alanları kitapla ilgili alanları da etkileyebilir. Şimdi bu noktada şöyle bir belki kavramı dile getirmek önemli olabilir. Bu arada süremize de bakayım. Soru var mı yok mu? Onları da kontrol edeyim. Şimdi kitaplar psikanalitik açıdan yazılı metinler, edebiyat, sanat, birer yüceltme unsurudur aynı zamanda. Bir tanesi bu. Yüceltmekten ne kastediyorum? Buna geleceğim. Aynı zamanda bir dil biçimidir. Bir ifade biçimidir. Kitaplarla ilişki. Çok erken safhada başlar. Yüceltmeden neyi kastediyorum? Yüceltme, insanın kendi iç dünyasındaki İlkel, yıkıcı, bir takım dürtüler ve bunun dışa yansımasına olarak gördüğümüz davranışların yıkıcılıklarından arındırılarak
başka eserlere yönlendirilmesi, başka alanlara yönlendirilmesi gibi tarif edebilirim yüceltmeyi. Yani içinizdeki agresyonu bir metne aktarmak. İçinizdeki öfkeyi, içinizdeki yıkıcılığı, hüznü, acıyı bir metne aktarmak, onu bir metinde yakalamak, çatışmanızı bir metinde teselli, çatışmanızı ya da ayrılığınızı da ya da yasınızı bir metinde teselli bulmak sıkça karşılaştığımız bir durumdur. Çocukluk çağında da, yetişkinlik çağında da bunu yaşarız. Bu belli ölçüde yüceltme mekanizmasıyla oluyor. Yüceltme bir tür egonun baş etme mekanizmalarından, savunma mekanizmalarından birisi. Şimdi buna neden ihtiyaç var? Mesela çocukların masalları, çocukların hikayeleri, çocukların iç dünyasında yaşadıkları karşılaşma ve çatışmaların sahnesi gibidir. Çocuklar o masal içerisindeki kötü ve iyi güçlerin, mücadelenin, zorluğun, başarının ya da kayıpların bir parçası olurlar. Oradaki kahramanlarla özdeşleşirler. Yani kitaplar çocuklar için kendi yolculuklarını yaşadıkları bir çeşit ortamlardır diyebiliriz. Bir çeşit sahnelerdir. O yüzden çocukları kitaplarla buluşturmanın şöyle bir avantajı var. Yani çocuklar eğer bu tür yüceltme araçlarıyla bir araya geldiklerinde yıkıcı, agresif duygularından bunu baş edebilirler. Örnek veriyorum, masal içerisindeki bu masalın hem okunduğunu, aynı zamanda onun tarafından da birisi tarafından okunduğunu, anlatıldığını ve sonra onun tarafından okunduğunu düşünecek olursak, o masal içerisindeki kötü kahramanlarla kendi çatışmasını, örnek veriyorum, annesiyle babasıyla çatışması varsa onun, nasıl bir çatışma bu? Olabilir. Her yaşın çatışması vardır. Yani çatışmayı lütfen çok şey olarak algılamayalım. Onu masal içerisinde işler. Mesela cadılar, üvey anneler, masalda hep olur. Genelde annesinin kötü taraflarıdır çocuklar için. Annesinin kabul etmekte zorlandığı taraflarıdır. Yani bazen anne onu bir şeye demektedir ki kural koymaktadır. Yani bu olamaz demektedir. Bu onun için çok bir çatışma alanıdır yani. Annesi onu sevdiği bir şeyden ama onun için zararlı olabilecek bir şeyden onu ısrarla men etmektedir. Bu anne pek iyi bir anne olmuyor tabii ki. Her zaman ona güzel şeyler. Ya da hakikaten onu sevmemektedir diyelim ki. Kardeşi olmuştur. Artık ona ilgi göstermemektedir. Ya da annesinin zor durumları vardır. Annesinin zorlukları vardır. Gerek evliliği içerisinde, gerek başka nedenlerden dolayı onun acıları vardır. O acılarını ona yansıtmaktadır. O, onun tesellisini masalın içerisinde bulur, hikayenin içerisinde bulur, kahramanın yolculuğu içerisinde bulur. Bu çok popülerdir. Kahramanın yolculuğuna eşlik eder. Ejderhalarla savaşır, zorluklarla mücadele eder, kötüleri öldürür, iyileri kurtarır. Sonuçta masallar hep mutlu sonlarla biter. İyileştirici etkileri vardır. Hikayelerin de, yetişkinler için de kurmaca eserlerin, romanların iyileştirici etkileri vardır. Çünkü kendi içimizdekileri dış dünyada somut bir vasat içerisinde ele almak, tartışmak ve iyileştirme şansımız olur. Şimdi bu yüzden kitapların bize teklif ettiği şeyler sadece enformasyon değildir, bilgilendirme değildir. Aynı zamanda baş etme, iyileşme, şifalanma süreçlerimiz içerisinde hiç fark etmediğimiz büyük etkileri vardır. O nedenle çocukların belki de hiç düşünmediğimiz kadar kitaplarla tanıştırılması önemli hale gelebilir. Birçok insan, birçok çocuk gerçekten kitaplarla kurdukları ilişkiler içinde belki de pek çok şeyle baş ettiler. Pek çok yıkıcı düşünceden kurtuldular. Onları daha hafif yaşadılar. Bunların içerisinde kendilerine öz kıyım düşüncelerin hafifletilmesi ya da bu müdahalelerin giderilmesi ya da başka dışarıya doğru nesnelere ya da insanlara ya da canlılara yıkıcı hamlelerin yapılmasının önüne geçmiş olabilir. Bu aynı şey yetişkinler için de geçerli. Yani kurmaca eserlerle tanışmak o hikaye içerisinde birçok mekanizmanın çalışmasına yardımcı
olabilir. Bu açıdan da ebeveyn bir kez daha bakmak, sadece onun hayatı için değil, kendi hayatı için de kurmaca eserlere yer vermek önemlidir. Bu günümüze ait bir şey değildir. Binlerce yıldır olmaktadır. Sözlü edebiyat içinden tutun da yazılı edebiyata kadar, yazılı metinlere kadar, yani işte efsanelerden, mitolojiden, masallardan, hikayelerden, romanlara kadar ya da tragedyalara kadar, tiyatrolara kadar bu fonksiyonu vardır. Şimdi kitap bu durumda başka neye aracılık edecek? İnsanlığın başka ortak unsurlarına bir geçiş sağlama açısından da kıymetli bir eserdir. Peki bu buradan neyi söylüyoruz? Evin içinde ebeveyn açısından yeni bir ilişki kurma biçimi anlamına gelir. Yani ilişkinin zenginleştirilmesi, derinleştirilmesi, salt ebeveyn çocuk bağımlılığının üzerine kurulu bir ilişkiden yarın diğer insanlarla, yani özgür insanlar olarak, yetişkin insanlar olarak dünyaya açılmalarının da bir anahtarı olacak. Çünkü kitaplar hiç kimsenin malı değil. Eğer ebeveyninle ilişkinde kitapların bir yeri var ise eğer, bu senin dünyaya katılman için uygun bir bağlanma aracına dönüşür. Yani çocukların gelişmesini, değil mi? Bireyleşmesini, özneleşmesini, nevi şahsına münhasır varlıklar olmasında da önemli bir yeri olur. Başka neler olabilir? Hani kitaplarla konuşmak, değil mi? Kitaplarla çok bağlantısı yok gibi ama bununla biraz toparlayayım ve bitireyim. Şimdi benim kişisel pratiğimde hani bugüne kadar gördüğüm en önemli şey, bir ilişki ağında, ailenin içerisinde dilin hükmü, dilin yeri, konuşmanın hükmü ve yeri nedir? Neyi çözmektedir? Neyi sağlamaktadır? Gerçekten önemli bir işlevi var mıdır, yok mudur? Şimdi bu önemli bir şey. Bütün terapötik modellerde, yani terapi modellerinde, başka psikoterapi olmak üzere, biz dille ilgileniriz yoğun bir şekilde. Dilin varlığı ne yapmakta? Neleri çözmekte ya da neleri çözememekte? Hangi sorunların bir parçası haline gelmekte? Şimdi kitapla ilişkiye baktığımızda bir aile içindeki ilişkide, ebeveyn çocuk ilişkisi içerisinde konuşmanın durumu nedir? Konuşarak iletişim kurmanın ve buna güvenmenin durumu nedir? Hükmü nedir? Geçerliği nedir? Ne düzeydedir? Eğer bu kısım, yani kitabın var olmasını, kitabın çocuğun hayatında, o aile içinde, o ailenin hayatında kitabın güçlü bir şekilde var olmasını istiyorsa, ilişkilerimizde gerçekten konuşmaya, dinlemeye ve dile güvenmeye ihtiyacımız var. Dile güvenmekten, bu kavram belki çok kullandığınız bir kavram olmayabilir. Çünkü bir bebek dile güvendiği kadar büyür. Dilin içerisinde, dilin imkanlarında kendisine bir dünya gördüğünde o dile tutunacak. Yoksa dilin içerisinde büyüyecek ama hayatta zorlandığı her yerde dil dışına taşıyacak. Dil dışına taşmak ne demek? Dil dışına taşmak ilkel dürtülerin sahipsiz kalması demek. Semptomların güçlü bir şekilde ortaya çıkması demek klinik açıdan. Yani depresif durumların çabucak, hızlı bir şekilde, yoğun bir şekilde ortaya çıkması, somatik semptomların, yani bedenli semptomların ortaya çıkması, uyku bozukluğundan yeme bozukluklarına kadar, ağrılardan pek çok bedensel, somatik sorunlara kadar ortaya çıkacak. Sıkça ağlayacak. Eğer bir çocuk sıkça ağlıyorsa, sıkça ağlamaya başvuruyorsa, bir ergen aşırılaşmış tepkilere sahipse, onun dille bağlantısında, kendisini dil içerisinde bir çıkar yol göremediği içindir. Güveni azalmıştır ve gerilemiş demektir bu. İşte burada kitaplarla çift yönlü bir bağ var. Yani konuşma ve dile ehemmiyet vermek, orada önemli bir şeyi başarmak, kitapların
etkinliğini, gücünü ve insanın kitaplarla bağını güçlendiriyor. Kitaplarla kurulan ilişki de aynı zamanda diğer, yani konuşmaya olan itibarın, biz yine konuşma alanının içerisinde kalarak sorunlarımızı çözebiliriz, kendimi ifade edebilirim, kendi varlığımı tescilleyebilirim gibi bir ruh haline bürünmesine yardımcı olur. O yüzden de ne çıkıyor buradan? Belki de kitaptan en öncesi konuşmak, dinlemek, duygularını, düşüncelerini konuşabilmeyi başarmak, küçücük yaşında olsa dahi ona ne hissettiğini anlatabilmek, açıklamak, onun dünyasına bir hikaye hediye edebilmek. Bu aynı zamanda kitaplarında, yani dildeki gelişme alanında önünü açıyor. Herhalde yeterli bu kadar. Öyle tahmin ediyorum. Biraz da sorularla ilerleyebiliriz. Evet, velilerim, sorularınız varsa chat bölümünden alabiliriz. Sesli sormak, chatten mi alıyorsunuz genelde, sesli mi alıyorsunuz Meryem Hanım? Chatten alıyoruz Cengiz Bey. Tamam. Sesler tamam. Bazen karışabiliyor çünkü. Tamam, peki. Yok herhalde. Sesli sormak isteyen varsa ben şey alabilirim, sesli soru alabilirim. Yani sizin formatınıza uygunsa tabii ki. Bir tane geldi, bir soru var burada, bakalım. Çocuklar, gençler artık kitap yerine ekranları tercih etmekte. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Çok güzel soru, benim de üzerinde konuşmadığım bir durumdu. Ekranları tercih etmekte. Şimdi bu konu, evet, hepimizin ortak gündemi. Ben çok bir sorun olarak görmeyeceğim bunu. Yani sorun derken onlar aslında sorunun uç noktaları. Buzdağının görünen kısmı o. Çünkü işte gördüğünüz gibi ben şu anda bir ekrandan konuşmaktayım. Şu da benim minik sevimli ekranım. Ben de bununla yeteri kadar vakit geçirmekteyim. Şimdi bunun günümüzün hepimizin ayrılmaz hayatında önemli araçlar olduğu kesin. Şimdi bunu bir sorun olarak çerçevelemeye çalışmak çok doğru değil. Ancak tıpkı bütün nesnelerle ve uğraşlarla ilgili olduğu gibi aşırılığın boyutları nedir, bunu anlamak gerekiyor. Bu ekranlar meselesinde belki ekranların kitaplardan rol çaldığını biliyoruz. Belki şunu anlatabilirim. Bugün kitapların yerini, yani basılı matbu kitapların yerini dijital kitaplar alıyor. Bu ikisi arasındaki fark var mı? Şimdi ben de mesela kütüphanemdeki basılı kitaplardan daha fazla dijital kitabım var. Ama bu benim hayatımda bunun ayrı bir yeri var. Çünkü her işte online, bulutta kütüphanem var. Oradan o kitapların hepsine erişebiliyorum. Birçok makaleye oradan erişebiliyorum mesela. Benim için erişim kolaylığı sağlıyor. Ama bu benim yönelimim açısından bir sorun değil. Yani bu teknolojik imkanlar, araçlar benim benim için olumlu bir şey. Ancak çocuklarda ve ergenlerde ya da genç yaştaki insanlarda benim gördüğüm şey şu. Şimdi ekranlar bu kişilik ve kimlik gelişiminde çok önemli bir şekilde onlara göz kırpıyor. Yani hepiniz biliyorsunuz, bu çocuklar gerçek dünyada ilişki ağı içerisinde onların benlikleri ne kadar güçlü bir şekilde itibar ediliyor. Çünkü sanal alemde, yani o ekran dediğimiz aslında sanal alem, öyle değil mi? Yani sanal alem dediğimiz bir, orada cyberspace diye tarif edilen bir alan var. Orada hepsi bir avatar olarak var. Avatar işte, yani sanal alemdeki bir karakter olarak varlar. Kendilerinin tasarladığı, görüntüsünü belirlediği, tarif ettiği bir avatar olarak varlar. Şimdi bu, burada ebeveyn yok. Dolayısıyla ebeveynden bir kaçış alanı kendisini istediği gibi temsil edebiliyor ve istediği gibi de yaşı, yaptıkları, kim olduğu vesairesi gibi pek çok şey sorun olmuyor.
Yani bu aslında ekranlar gerçeklikten kopuş gibi bir yandan da. O zaman şunu söyleyebiliriz. Yani bu ekranlar hangi gerçeklikten kopmaya yol açıyor? Yani onların içinde yaşadıkları hayat, birebir ilişkiler ağı. Bu insanlara ne kadar sen varsın, önemlisin diyor. Yani onları kabul ediyor ve onaylıyor mu? Şimdi benim aklıma bunlar geliyor. Yoksa bugün bilgisayar olmadan bak eğitim olmuyor değil mi? Bunu konuşmuyoruz yani. Çocukları bilgisayarın başına koyuyoruz, ondan sonra bilgisayardan şikayet edemeyiz. Çünkü bütün dünya, her şey online yapılacak. Bütün sistem, öyle değil mi? Ticaret bile online olmadan, para bankadan geçmeden, işte online bankacılık yapılmadan olmuyor. Telefonlar olmadan olmuyor. Sosyal medya olmadan olmuyor. Şimdi o zaman ben şunu düşünüyorum. İnsanların yani fiziksel gerçeklikte onları varsayan, onlarla konuşan, onları önemseyen, onları kendilerini göstermelerine, ispat etmelerine, rekabete girebilmelerine destekleyen bir ortam varsa muhtemelen bu ekranlardaki avatarlaşma gerçeklikten kaçışın bir miktar hafifleyebileceğini düşünüyorum. Yani kendi pratiğim açısından bunu söyleyebilirim. O yüzden evin içine bakılması gerekir. İlişkilere bakılması gerekir. Konuşmaya bakılması gerekir. Kim kiminle ne kadar konuşuyor? Bu konuşmanın kalitesi, içeriği ne? Konuşma gerçekten bir şeye yarıyor mu? Konuşma şiddetin bir aracı mı? Konuşma pozisyon belirlemenin yani ast üst ilişkilerinin bir aracı mı? Konuşma hep emretmenin bir aracı mı? Yani insanları birebir ilişkiler ağında onların varlığını kabul edecek, tescil edecek, önemseyecek bir dil var mı yok mu? Yoksa kaçar. Kim olsa kaçar. Yetişkinler kaçmıyor mu? Herkesin yan yolları yok mu? Herkesin paralel dünyaları yok mu? Herkesin avatarı yok mu? Var tabii ki yani. Çocuklarda konuştuğumuz her şey yetişkinlerde de var. Kaldı ki çocukların kırılgan, zayıf dünyaları, egoları için ilaç gibi bu yani. Biz yetişkinler değil mi? Daha olgun savunma mekanizmalarına sahibiz. İmzamız kendimizi temsil ediyor. Görece özgürüz diyoruz ama onları düşünün. Yani mesela gerçeklik, yani fiziki gerçeklik, bizim yaşadığımız gerçeklik içinde yaşanabilirse o zaman bu işte çoğu zaman şikayetçi olduğumuz ekranlarla kurdukları ilişkilerde belli bir ölçüye kadar ben daha olumlu bir gelişim olacağını düşünüyorum. Başka, umarım cevap olmuştur. Lütfen olmadı derseniz de yazabilirsiniz, oradan bakarım. Sesli kitaplar ilkokul dönemindeki çocuklar için uygun mu? Ben uygun olduğunu düşünüyorum. Bilakis hatta çok da güzel olabilir. Yani çünkü hem bir masal anlatıcısının tadı var ve çok da güzel okuyorlar. Bilmiyorum, ben de dinliyorum. Çok hakikaten çok teatral okunuyor. Çok güzel seslendiriliyor. Uygun olduğunu düşünüyorum. Yeter ki onların işte yaşlarına, içerik biraz önemli tabii ki. Ne anlatılıyor burada? Ona dikkat edildiği sürece ben uygun olduğunu düşünüyorum. Başka bakalım. Çocuklarımızın okudukları kitapların içerikler açısından çok denetleyici ve kuralcı olmalı mıyız? Özellikle ergenlik döneminde. Şöyle denetimi yapacak, kuralı koyacak olan kim? Mesela bu kişi kitap okuyan birisi mi? Yani diyelim ergen kitap okumaya çok meraklı, her şeyi merak ediyor ve okumak istiyor. Ama onu denetlemeye çalışanın kitaplarla hiç ilişkisi yok. O sadece denetleme memuru. Bu çatışma doğru. Bir de ne denetlenecek? Evet, çok temel şeyleri konuşmak lazım. Bir, şiddet var mı? Ne kadar var? Nasıl var? Sapkınlık var mı? Ne kadar var? Nasıl var? Öyle mi? Yani topluma ve kendisine zarar verici bir takım şeyler var mı yok mu? Ama bunun sınırını da kestiremiyoruz. Çünkü mesela masallara bakarsanız masallar çok serttir yani.
Hatta bu çok tartışma alanıdır yani. Masalları yumuşatalım diye bir akım vardı. Böyle bizde de var böyle şeyler. Masalları Nasrettin Hoca'nın kuşağına çevirdiler mesela. Halbuki masalları yumuşatırsanız masal fonksiyonundan çok önemli bir şey kaybedebilir. Çünkü o masalda şiddetin işlenmesi gerekiyor. Çünkü dünyanın en büyük öfkesini çocuklar taşır. Minicik bir bebeğin öfkelendiğinde nasıl olduğunu bilirsiniz. Anneler çok iyi bilir yani. Onun öfkesini eğer yetişkinlik çağına büyütsek muhtemelen bulunduğu bölgede 1 kilometre çapında her şeyi yok edecek bir öfkesi vardır. Bazen işte bu metinler onların öfkelerini alsın diye var. Yani orada o şiddeti bazen yaşaması için. Tabii bunun yani anonim masallardan bahsediyorum. Kurmaca masallardan bahsetmiyorum. Binlerce yıldır gelmiş, kullanılmış, dilden dile farklılıklar geçirmiş. Bir yönde de tarihsel olarak kendisini ispat etmiş metinler açısından söylüyorum ama kurmaca metinler tartışılabilir. Denetleme konusu biraz tarihsel, kültürel, ailevi bir şey. Buna bir şey diyemem. Yani sizin aileniz, sizin kültürünüz, inancınız açısından öyle değil mi? Bir miras, çocuğunuza bir miras bırakmak istiyorsunuz. Bu metinlerin mirasınızla çok büyük bir çelişki oluşturduğunu görüyorsunuz. Yani kendi kimliğinizle sizi tarif eden çerçevenin çok dışında bir şey söylüyor. Yasaklamaktan önce anlamaya çalışırdım ben. Konuşmak isterdim. Dinlemek isterdim. Çünkü eğer böyle bir şey varsa niye var? Bunu biraz anlamak gerekiyor. Bazen popüler olduğu için vardır. Öyle değil mi? Bazen farklılık yaratmak için. Yani hepimiz ergen olduk, değil mi? Hepimiz küçük erken yaşlarda yani aykırı olmak, farklı olmak için çok çaba sarf ettik yani. Ya da garip şeyler yaptık. Yapmayı düşündük ya da. Aşırı metinlere maruz kaldık falan. Ben olsam anlamaya çalışırdım denetlemekten önce ama gerçekten kural konulması gereken bir şey varsa da samimi bir şekilde, kararlı bir şekilde de bunu yapardım diye düşünüyorum. Ama mutlaka bununla ilgili konuşmak gerekiyor. Bir şey söylemek gerekiyor, anlatmak gerekiyor. Bazen de kaçınılmaz olarak yapmak gerekebilir. 11 yaşında oğlum gördüğü tedavi nedeniyle 3 yıl evde eğitim aldı ama zor bir süreç olduğundan okumada çok geri. Ne önerirsiniz? Yani bu şimdi bir vaka olduğu için bu tedaviyi konuşmak, yani örnek veriyorum mesela öyle mi? Çok kişisel bir durum çünkü bu. Öğrenme problemi var, dil problemi var, zeka ile ilgili bir sorun mu var ya da başka bir psikiyatrik sorun mu var? Onu bilmiyorum. O yüzden bana isterseniz ayrıca yazabilirsiniz. Bu konuyu uygun bulursanız hani böyle cevaplandırmak isterim. Daha hani spesifik bir cevap vermek daha size yardımcı olabilir diye düşünüyorum. Anlayışınız için de teşekkür ederim. Yine cevaplayacağım sizi. Benim iletişim bilgimi alabilirsiniz. Seve seve cevaplarım sizi. Yardımcı olabilirsem. 8. sınıfta bir öğrenci için bir soru var. Derslerde iyi. Bu iyiliğin ne olduğunu bilmiyorum. Yani derslere ilgisi mi iyi? Ders başarısı mı iyi? Ders başarısının iyi olduğunu düşünüyorum. Sınavlarda zorlanıyor. Bunun nedeni okuma eksikliği mi? Kısmen olabilir. Yani okumak bir metni okuyup o metnin bütününe hızlıca vakıf olmak bazen çalışma gerektiriyor. Gerçek bir antrenman gerektiriyor. Pek çok insan metni okur ama metni sanki tam olarak okumaz. O yüzden de hatırlamaz. Metni görür ama metne vakıf olmaz. Bu antrenmanla geliştirebildiğini biliyorum. Yani oradaki kelimeler, boşluklar, yani hem şeklen nasıl okunacağı hem anlam olarak ne yapılacağı antrenmanla geliştirilebilen bir şey. Zira okumak da olsa zihnimiz her zaman aktif bir şekilde, güçlü bir şekilde onu tamamlamaktadır. Yani o yüzden bir metni okuduğumuzda bambaşka okumuş olabiliriz. Zihniniz tamamlar, eksikleri giderir. Bu sorunlara yol açar. Yani siz bir metni okursunuz ama o metnin %30'unu sizin zihniniz tamamlamış olabilir. Kendi iç gerçekliğinize göre bir anlam yaratabilir o. Zihnimiz böyle. Bu bir hastalık değil. Kendi gerçekliğini o metin üzerine inşa eder. O yüzden metni daha saf okuyabilmek,
Ve okuduğunu çabucak kavrayabilmek antrenmanla, yani çalışmakla geliştirilebilen bir şeydir. Başka bir şey de şu olabilir. Yani kaygılanıyordur. Başka sorunlar olabilir yani işte. Değil mi? Performans var ya, performans anksiyetesi vardır. Başarı beklentileri yüksektir. Kabul edilme, anlaşılma ile ilgili sorunlar vardır. Cezalandırılma kaygısı taşır. Bir sürü şey olabilir. Bu nedenle de düşünmek lazım. Bir soru daha var Cengiz Hocam. 4 yaşındaki çocuğu kreşe vermemiz doğru mu? Yoksa erken mi? İlerleyen zamanlarda bıkar mı? 4 yaşındaki çocuğun kreşe verilmesi. Yani bu bir şey mi? Seçenekli bir durum mu yoksa mecbur, zorunlu musunuz? Seçenekli. Seçenekli. Yani aile içine bakmak lazım. Eğer aile içinde hani ilişkiler ağ yapıcı, zengin ise, tamam mı? Yalnızlaştırıcı, kurak, çatışmanın olduğu, yapıcı ilişkilerin olmadığı bir aile içi ortam varsa orada ona iyi gelebilir o. Ama hakikaten zenginleştirici, yapıcı bir ilişki ağı varsa, rahat özdeşleşmelerin kurulduğu, ebeveynle nitelikli, kaliteli zamanın geçirebildiği bir şey varsa ben olsam vermezdim. Biraz daha, biraz birkaç yılda, yani bir yıl sonra verirdim, örnek veriyorum. Başka soru var mı? Bakalım. Yok herhalde Cengiz Bey. Teşekkür Tamam. ederiz katılımınız ve kıymetli paylaşımlarınız için. Ben teşekkür ederim. Umarım katkısı olmuştur. Bana ulaşmak, soru sormak ise, yani herkesi cevaplayamamış olabilirim. Bana yazabilirler. Yani WhatsApp'tan yazabilirler. Mail adresimi istenirse paylaşabilirim. Ben teşekkür ederim. Bir tane mesaj var. İki mesaj var. Tamam. Size de meslek yaşantınızda, ebeveynlere de, çocuklarıyla ilişkilerinde, onların eğitim hayatında başarılı diliyorum. Umarım onları memnun, mutlu edecek güzel gelişmeler olur. Teşekkür ederiz Cengiz. İnşallah diyorum. Çok sağ olun. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar, hoşça kalın. Programımız sona ermiştir. Katılımınız için teşekkür ederiz. Herkese hayırlı akşamlar dilerim.